Yeniden merhaba, hoş geldiniz. Habere Doğru programımızın ikinci bölümündeyiz. Saatimiz 16.59 ve bugün günlerden 13 Ekim Cuma. Cuma deyince biliyorsunuz saat 17'den itibaren Profesör Doktor Tayfun Atay bizimle birlikte demektir. Büyük resime bakacağız. Ne demektir bu? Tabii ki her zaman söylediğim gibi ağaçların arasından çıkıp ormana doğru bakıyoruz. Geçtiğimiz haftaya bakacağız. Önümüzdeki hafta neler oldu? Olacak, ona bakacağız ve bu haftayı ve önümüzdeki haftayı değerlendirmeye çalışacağız Sayın Hocamızla birlikte, Tayfun Atay ile birlikte. Ama önce Recai Çakır'la da birlikte olacağız. Amasra Belediye Başkanı, biliyorsunuz Amasra'daki maden faciasının birinci yıl dönümü, 43 madenci hayatını yitirdi ve oradaki facia sonrası da hala idari işlemler, hala mahkeme işlemleri, hala adli işlemleri tamamlanmamış durumda bir anlamda. Bugün bazı yıl dönümü anma törenleri vardı. Daha doğrusu anma vardı ama yarın da büyük bir anma olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu orada olacaklar. Yarın Amasra'da olacağız biz de Tele1 ekibi olarak. Yakından izlemeye çalışacağız o törenleri. O bağlantıyı da yapacağız ama şöyle bir bakalım önce neler oldu bugün. Hamas-İsrail çatışması içerisinde bugün tabii kara harekatının başlangıcına yönelik bazı belirtiler var. Yaklaşık Gazze'ye birkaç kilometre ötede tankların bulunduğunu görüntüledi ajanslar ve aynı zamanda sipere yatmış asker görüntüleri vardı. Tabii bu kara harekatının başlaması için onay gerekiyor İsrail parlamentosundan. Bu onayın beklendiği söyleniyor ama bu arada Amerika Birleşik Devletleri tam olarak arkasında, bu işin İsrail'in arkasında olduğunu belirten açıklamalar var. Hatta Dışişleri Bakanı, Amerika Dışişleri Bakanı orada, Savunma Bakanı orada, İsrail'e gittiler. Tabii bugün Mescid-i Aksa'da Cuma namazı vardı. Cuma namazı için gidenleri engelledi İsrail polisi. Biber gazı sıktı ve aynı zamanda orada bulunanları dağıttı. Bu görüntüler olarak da bize ulaştı. Bunların hepsini konuşacağız birazdan. Bu kutuplaşmayı konuşacağız. Hamas nedir? Onu konuşacağız. Filistin'le Hamas'ı nasıl birbirinden ayırmak gerekir? Onu konuşacağız. Dünyadaki kutuplaşmayı konuşacağız bu arada. Batı ile Doğu arasındaki kutuplaşmadan bahsedeceğiz. Profesör Doktor Tayfun Atay bizimle birlikte olacak birazdan. Hemen Amasra'ya bağlanalım. Amasra'da bizimle birlikte Recai Çakır, yarınki törenlerle ilgili, daha doğrusu anma törenleriyle ilgili bilgiler alalım ve bir yılda neler değişti bölgede onu konuşalım. Eğer hazırsa arkadaşlar bana söylesinler ve bu hazır değil henüz. Peki, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında geçen yıl 14 Ekim'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci vardı ve anıldı bugün. Bartın'ın Amasra ilçesindeki Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelmişti patlama. 43 madenci hayatını kaybetti. 11 işçi yaralandı. Bir işçi sevk edildi hastanede 4 Kasım 2022'de. Bir işçi de 5 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Toplam 43 işçi madenci hayatını kaybetti. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma var tabii. Aralarında Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ve daha sonra da bir hukuki süreç yürüdü. Bu hukuki süreç bir yıl geçmesine rağmen sonuçlanmadı. Bununla ilgili tabii son derece rahatsızlık var. Hem bölgedeki madenciler, madencilerin eşleri, yakınları, çocukları, aileleri tamamen bunun travmasını hala bir yıldan beri yaşıyorlar. Yarın orada bir tören yapılacak, anma töreni.
Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı oraya gidecek. Ekrem İmamoğlu orada olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı siyasetçilerin de katılacağı bir tören yapılacak. İşte biz de bu yüzden Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'la yarın neler yapılacağını ve bu bir yıl içerisinde Amasra'da nelerin yaşandığını sormak için kendisine davet ettik. Kendisi de kabul etti. Ancak arkadaşlarım bağlantıyı yapmaya çalışıyorlar. Biz şimdi o bağlantıdan önce hemen eğer bağlantıyı yapıncaya kadar Hamas ve İsrail çatışmasına yönelik bugün 7. günü yaşananlar, onunla ilgili bir haberimiz var. O haberi verelim ve o haberden sonra da o bağlantıyı sağlarsak eğer Amasra'ya gideceğiz. Orta Doğu'da yine ölüm, yine kan ve yine gözyaşı var. 7 Ekim'de Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan Hamas-İsrail Savaşı'nda 7. gün. İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalamaya, Hamas'ta füze ve roketli saldırılarına devam etti. Gazze harabeye dönerken hem Filistin hem İsrail tarafında yaşamını yitirenlerin sayısı binleri aştı. Gazze'de hastaneler doldu taştı. Hamas özellikle Ashkelon kentini hedef aldı. İsrail savunma sistemlerini devreye sokarak füze saldırılarını engellemeye çalıştı. İsrail savaşı yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. İsrail basını ordunun kara harekatı için hazır olduğunu yazdı. Haberlere göre onay verilir verilmez karadan Gazze'ye girilecek. Kara harekatına hazırlanan İsrail Gazze sınırına askeri sevkiyata başladı. Bölgeye tanklar ve birlikler sevk edildi. İsrail bir yandan da Hamas'ın hedefindeki bölgelerden yurttaşlarını tahliye ediyor. Sadarot'ta yerleşimcilerin %60'ının kentten çıkartıldığı belirtildi. İran'dansa gerilimin daha da tırmanabileceğine yönelik uyarı geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdulhiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş suçlarına devam etmesi halinde savaşta yeni cepheler açılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. İsrail, Gazze'yi hedef gözetmeksizin bomba yağdırırken, Birleşmiş Milletler'in eski savaş suçları soruşturmacısı Mark Garlasco'dan vahşetin boyutunu gözler önüne seren bir açıklama geldi. Garlasco, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığı bombayı İsrail'in Gazze'ye bir haftada attığını söyledi. Gazze'deki insani drama, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'te sessiz kalmadı. Yapılan açıklamada Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. Bu kabul edilemez. Şiddet derhal son bulmalı denildi. Evet değerli izleyiciler, bu konuyla ilgili birazdan Tayfun Atay'la konuşacağız uzun uzun. Hamas-İsrail savaşı neden başladı? Hamas acaba İsrail'in körfez ülkeleriyle, Türkiye ile olan ilişkilerinin normalleştiği bir döneme bu saldırıyı o döneme mi rast getirdi? Acaba daha önce hazırlıkları var mıydı? İran arkasında mı? Arkasında derken tabii fiziken tabii ki desteklediğini ve dayanışma içerisinde olduğunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri şu anda yine Körfez'e doğru indi. Gemiler, uçak gemileri orada. İngiltere'nin kraliyet gemisinin de oraya doğru yola çıktığına yönelik bilgiler var. Bütün bunların hepsini konuşacağız. Şimdi Amasra'ya dönelim. Çünkü Amasra'da yarın önemli bir anma töreni var. Maden faciasının 1. yıl dönümü. 43 madenci hayatını kaybetti. Hatırlayalım ve bugünkü anma törenleriyle ilgili de şöyle bir haberimiz var. O haberimizi verelim. Daha sonra bağlantımızı yapacağız. 2022'de Amasra'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 43 işçi yaşamını yitirmişti. Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını. Hiçbir zaman ne yapmayacaktır, olmayacaktır. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kader dediği maden faciasındaki ihmalleri bilirkişi raporu bir bir ortaya koydu. Faciada can veren Aziz Köse'nin ailesi Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na tazminat davası açmıştı. Davada bilirkişi heyeti TTK'yı %100 kusurlu buldu.
Bilirkişi raporunda madendeki havalandırma sorununa dikkat çekildi. Yayılan metan gazının emiliminin yetersiz kaldığı vurgulandı. Denetim faaliyetleri sonucu havalandırma konusunda şirkete tavsiyelerde bulunulduğu ancak yaptırım uygulanmadığı belirtildi. Havalandırmanın iyileştirilmesi için yatırım ve projeler hayata geçirilmedi. Ana aspiratörlerden emilen hava yetersiz kaldı. Tali pervanelere yeterli hava gelmedi, metan birikmeleri önlenemedi. Taban yollarında su barajları ve taş tozu barajlarının etkinliği yetersizdi. TTK Genel Müdürlüğü kazanın meydana gelmesinde %100 kusurlu. Ben burada. Heyetin raporunda sorumluluğun kişilere mal edilemeyeceği de kaydedildi. Amasra'da 43 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasında 7'si tutuklu 23 sanık yargılanıyor. Yemin olsun ki, and olsun ki bu facianın sorumluları tek tek yargılanana kadar biz bu işin peşini bırakmayacağız değerli dostlar. Evet değerli izleyiciler, şimdi Recai Çakır bizimle birlikte, Amasra Belediye Başkanı. Yarınki anma törenleriyle ilgili bilgi alacağız. Artı aynı zamanda bu bir yıl içerisinde neler yaşandı. Recai Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Uzaktan bağlantıyı tam olarak yapamadık ancak sesiniz geliyor. Bir fotoğrafla bunu beslemeye çalışacağız. Yarınki programla ilgili bize bilgi verir misiniz? Aynı zamanda bu bir yıl içerisinde nasıl gelişmeler oldu? Beklentiler neydi? Nelerle sonuçlandı? Buyurun. Şöyle ifade edeyim, yarın 365. günü 43 canımızı kaybettiğimiz facianın bu süre içerisinde neler yaşandığından başlayalım isterseniz. Daha evet. Sonra da yarınki programı paylaşayım. Tabii. Tabii ki 43 ailemizin ocağına ateş düştü. Bu da Çeşme Cihan'a, Amasra'ya bir matem havası olarak yansıdı. Kentimiz büyük bir travma yaşadı ve hala etkilerini silebilmiş değiliz. Amasra bir maden ve turizm kenti. Maden faciası sonrası madene olan, madenciye olan sahiplenme daha da artmakla birlikte çalışanlar açısından da güven sorunu yarattı. Dolayısıyla yeniden biz bu psikolojiyi yenmek, kamuya olan güvenin sarsılmamasını sağlamak için mücadele ediyoruz. Yarınki programla ilgili de isterseniz kısaca bahsedeyim. Lütfen, evet. Yine maden faciamız sonrası, 43 canımızı kaybettiğimiz facia sonrası Sayın Ekrem İmamoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmede Amasra'da yapacağımız bir madenci anı mekanı, ki aynı zamanda tören alanı çevresindeki bir düzenleme ile ilgili görüş birliğine varmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden de geçen kararla birinci etap madenci anı mekanımızın önce projesini sonra imalatını tamamen gerçekleştirdik. Yarın da Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla, yine parti kurmaylarımızın da katılımıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin heyetinin katılımıyla, madenci ailelerinin, madenci kardeşlerimizin katılımıyla öncelikle uzun süre devam ettirdiğimiz madenci anıtı önündeki meşaleyi yakarak, yani bu acı içimizde hala taze, ateşi yanıyor diyeceğiz. Sonra da madenci anı mekanımızın açılışını yapacağız. Saat 6.30'da, 18.30'da. Devamında da biliyorsunuz bizim için özel bir önemi var. Hatay'da yaşanan, Hatay merkezde olmasa da 11 ilimizi etkileyen faciada Hatay dahil her ilimize madencilerimiz sahip çıktı. Bölgede yoğun çalışmalarda ve hayat kurtarma faaliyetlerinde bulundular. Şu anda da Hatay Medeniyetler Korosu maden kayıplarımız yararına konserlerine devam ediyor. Onlarla çok anlamlı bir buluşma gerçekleştireceğiz saat 8'de. Bir göçükten bir göçeğe sesimizi duyduk diyeceğiz. Hem madencilerimizi hem de depremde kaybettiklerimizi anma gününe dönüşecek bir etkinlik planladık. Recai Başkan, şimdi son soru şu. Bu Ankara Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma başlatılmıştı. Hemen ertesi gün başlatılan bir soruşturmaydı. Hangi aşamada? Biz de takip ediyoruz. Ayın 16'sında yeni duruşma günü. Belki 2 gün, 3 gün sürecek duruşmalar. Ama kentteki havayı size ifade edebilirim. Soruşturma süreciyle ilgili de. Maalesef ülkemizde tren kazası olursa makiniste
otobüs kazası olursa sadece otobüs şoföründe sorumluluğun bulunduğu çokça iş kazası, iş cinayeti örneği yaşadık. Dolayısıyla bu kaygı Amasra halkında da genel olarak bu iş kazalarını, iş cinayetlerini takip eden insanlarımızda da var. Davanın seyri de biraz bu şekilde gidiyor. Çünkü üst tarafa doğru, yani karar alıcılar, bütçe belirleyiciler açısından bakanlıklar, ilgili bakanlıklar, genel müdürlük düzeyinde bir soruşturma henüz yok. Bu da kamuoyu vicdanını yaralıyor, açıkça ifade etmek lazım. Daha biz de ailelerle birlikte bu süreci hem mahkeme hem kamuoyu üzerinden çok takip edeceğiz gibi görünüyor. Ama sizlerin de desteğiyle en azından Amasra maden faciası son olsun diyerek bu meseleyi ülke kamuoyunun gündeminde tutmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Recai Çakır. Amasra Belediye Başkanı bizimle birlikteydi. Yarınki etkinliği yakından takip edeceğiz. Aynı zamanda hatta ben de orada olacağım. Mutlaka bu etkinlikte bulunmak arzusunda olduğumu da söyleyeyim. Çünkü bir yıl oldu, üzerinden bir yıl geçti. 43 madencinin bölgede yarattığı, Türkiye'de yarattığı o acı hala devam ediyor. Ancak mahkeme süreci de değerli başkan da söyledi, hala sürüncemede. 16'sında galiba, pazartesi günü mü? 16, evet. Pazartesi günü de bir duruşması var. Onu da takip edeceğiz yakından. Çok çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere orada Recai Başkan. Aracılığınızda davette de bulunmuş alalım size ve izleyicilerimize. Bu meseleyi hep birlikte son olsun şiarıyla gündemde tutalım. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz, çok çok teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyiciler, Hamas ve İsrail arasındaki çatışma 7. gününde, 7 günden bu yana Gazze abluka altında. Aslında biz bu konuyu daha önce de konuşuyorduk. Yıllardan beri süren bir sorunun geldiği bir aşama şu anda yaşanan tabii. O sorunun ne zaman başladığı, nasıl, niye çözümlenemediği, bütün bunların hepsini Tayfun Atay'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta birlikte değildik, özledik sizi, sağ olun. Evet, özlem sevgiye bir kaynak oluşturuyor. Daha evet. Da. Kamçılar, özlem sevgiyi kamçılar. Özlem sevgiyi öyle kamçılar. Evet, insan insanın kalayıdır derler aynı zamanda, onu da söyleyelim. Güzel, böyle devam edersek sonu gelmez ama. Şimdi tabii bütün mesele orada, hani bizde haberlerimiz de var, onu da vereceğiz. İzleyicilerimize de aktaracağız haberleri de. Şimdi 7 gün önce başlayan bir saldırı, Hamas tarafından yapılan bir saldırı. O bölgeyi çok iyi siz biliyorsunuz. Oradaki yapılanmayı çok iyi biliyorsunuz. Filistin'le Hamas arasındaki farkı mutlaka izleyicilerimize anlatmamız gerekiyor. Onu da iyi biliyorsunuz. Hamas acımasız bir terör örgütü ve acımasızca saldırıyı yapıyor. Ve o saldırı işte bir üstelik de bir festival alanına yapılan bir saldırıydı. Masum halka, sivillere yönelik bir saldırıydı. Buna da cevap vermek için İsrail yine acımasızca bir saldırıya cevap veriyor. Ve bu dünyada tabii bir kutuplaşma da yarattı. Bütün bunların hepsi bugünkü sohbetimiz. Buyurun, başlayın. Nasıl bir anda o saldırı duyduktan sonra neler düşündünüz? Hamas nedir, ne değildir? İran'ın güdümünde olan Hizbullah-Hamas birlikteliği o bölgede çok önemli. Bütün bunları tabii konuşmamız lazım. Hamas, İsrail'in ikiz kardeşidir. Hamas ve İsrail, Siyam ikizleridir. Bunlar birbirinden beslenen iki yapı. Bir hemen kendi tespitime ya da işte savıma şerh düşeyim. Sen öyle güzel açtın ki Hamas nedir deyince hemen Hamas İsrail'in ikiz kardeşidir ifadesi patladı içimden. Ama elbette İsrail Netanyahu ve Likud'da değil. Yani İsrail'in içinde de Benjamin Netanyahu'ya karşı olan insanlar var. Tabii. Yahudiler var. Dolayısıyla hani İsrail, Filistin'i nasıl Hamas'la özdeştiremiyorsak, çünkü ne dediniz? Arada fark nedir? Filistin Kurtuluş Örgütü var, El Fetih hala bir anlamda ana yönetim onda, Filistin'de. İsrail'i de aynı şekilde bu Siyonist zihniyetin
en gaddar temsilcisi Netanyahu ile özdeştirmemek gerekiyor. Ama olan ne? Sonuçta Netanyahu ve Likud Partisi ile Hamas ikiz kardeşler. Bunlar birbirinden beslenerek var olan Siyam ikizleri. Hamas'ın yaptığı terörist girişim Netanyahu'nun işine yaradı. Netanyahu'nun İsrail'in tümünü şimdi arkasına alarak kendince ve orada Hamas saldırısıyla sarsılmakta olan iktidarını yeniden konsolide ederek şimdi Gazze'ye yürümesi de Hamas'ın gücünü, iktidarını konsolide ediyor, pekiştiriyor. Sağ olasın Hamas diyor Netanyahu, sağ olasın Netanyahu diyor Hamas. Çünkü Hamas bu saldırıyı neden yaptı? Bütün göstergeler, biliyorsunuz Gazze'nin kontrolü Hamas'ta. Aşağı yukarı işte 20 yıla yakın bir süredir bu böyle. Niçin? Çünkü giderek Zeynel Bey kamuoyu yoklamalarında Gazze'yi kaybettiğini görüyor Hamas. Nasıl ki İran bu Mahsa Amini olayı biliyorsunuz pek çok şeyi gün yüzüne çıkardı ve orada nasıl ki o İslami rejim kendisini sarsıntıda altında yeni kuşaklardan kaynaklanan özellikle kendisine yönelik muazzam bir güvensizlik, inançsızlık söz konusu ve ona bağlı olarak iktidarını yeniden sağlamlaştırmak için nasıl ki dışarıda saldıracak hedefler arıyor. Aynı durum Putin ne yapıyorsa Ukrayna'ya saldırırken Hamas da İsrail'e bu saldırıyı yaptı ve amacına ulaştı. Kendi gücünü dolayısıyla nedir bu? İşte radikal, cihatçı, İslamcı anlayışın, Müslüman kardeşlerden gelen, Müslüman kardeşlerin Filistin şubesi olarak düşünebileceğimiz çok da bir ayrıntı var ama onlara çok giremiyoruz. Bu yapı uzunca bir zamandır dünyada özellikle yeni ortaya çıkan tablo Z kuşağıyla birlikte her yerde olduğu gibi Arap halklarında da etkili olan bu tablo sonuçta hem Netanyahu'nun Siyonist radikalizmini öte yandan hem Hamas'ın İslamcı radikalizmini dikkate almayan, bundan nefret eden yeni kuşaklar geliyor. Dolayısıyla bu radikal hareketler varlıklarını sürdürebilme yolunda beka uğruna Zeynel Bey birbirlerine muhtaçlar ve birbirlerine saldırarak masum insanların hem İsrail'de hem de şu anda Filistin topraklarında Gazze'de maalesef katledilmesiyle kendi varlıklarını sürdürüp aslında birbirlerine düşmanca mesajlar gönderseler de birbirlerine öpücükler yolluyorlar. Kalbi öpücükler yolluyorlar. devam edeyim mi? Araya yani girmek yok, burada ister misiniz? Tabii benim yani, önemsediğim bir tespitiniz var. Bu söylenenler o da, üzerinden. O da şu, o tespit taraflar arasında eğer bir yakınlaşma olacaksa her iki tarafın da aşırı uçları söylemleriyle tabii birbirlerini beslemeye tabii ve işte bulundukları zeminde de yer kaymaya, seviye yükselmesine neden oluyorlar. Mesela benim en çok yaşadığım şeylerden birisi Avrupa Birliği Türkiye yakınlaşma süreci içerisinde aşırı uç, Türkiye'deki aşırı uç Avrupalılara ırkçı bilmem işte bazı göndermelerle Türkiye'deki, Avrupa'daki kendilerini ne düşman olan, Türkiye'ye düşman olanları beslediler. Aynı şey onların da söylemleriyle Türkiye'dekiler tabii beslendi. Yani bu aşırı uçların birbirini beslemesine karşı ne yapmak gerekiyor? Hani o bütün bunların aynı duyguları taşımayanlar, o aşırı uçlarda olmayanların ne yapması lazım ki bunun önüne geçebilsin? Çünkü çok kolay bir şey hani ırkçılık, beslenmeye çok eğilimli duygular. Yani yapılması gereken ısrarla ortalığı vaveylaya verenlere karşı hayır, İsrail'e de ya da işte
Yahudi kimliğine ya da halkına da düşmanlığa hayır, aynı şekilde Arap Filistin halkına düşmanlığa da hayır. Bunların aralarındaki bu kendi iktidarlarını sürdürme yolundaki korkunç çatışma ortamının dışında her iki tarafta da daha evrensel temelde, insani temelde buluşabilecek insani evrensellerde, hakta, hukukta, adalette, insanlığın kültürel kimliksel çeşitliliğinde buluşabilecek temel olarak alınması gereken şey bunları temel almak. Hukuk, adalet aslında. Elbette hak, her yerde olduğu gibi, her yerde olduğu gibi ve elbette lanetlemek bu ırkçı, aşırı uç hareketleri ve şunu lanetlemek. İslamofaşizme de lanet olsun. İslamofobiye de lanet olsun. Evet. Çünkü biraz önce sözünü ettiğim o ikiz kardeşlik ilişkisi burada da var. İslamofobi ile İslamofaşizm de ikiz kardeştir. İslamofobi çok lanetli bir anlayıştır, çok lanetli bir yönelimdir ve elbette şiddetle reddedilmesi gerekir. Ama İslamofaşizm olduğu müddetçe IŞİD'ler, El-Kaide'ler, Boko Haram'lar ve işte Hamas olduğu müddetçe İslamofobi beslenmeye devam edecektir. İslamofobi kendi etkili olduğu iklimlerde yükselişe geçtiğinde ve kitlesel karşılıklar bulduğunda da İslamofaşizm eline avuşturacaktır. Onun ekmeğine yağ sürülecektir. Dolayısıyla bu ikisinin de reddi üzerinden ve çok uzaklarda kalan, belki 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda kalan, yani tüm insanlık ailesi içerisinde hakkı, hukuku, adaleti, eşitliği, zengin ve yoksul arasındaki o korkunç uçurumu gidermeyi, bütün bunları öne çıkaran bir anlayışın, bir siyasi yaklaşımın ki burada işte karşımıza yine sosyal demokrat anlayışların öne çıktığını söyleyebileceğimiz bir tablodur bu. Ya da işte liberal anlayış, yani tabii ki bu neoliberalizm anlamında kullanmıyorum bunu, iktisadi anlamda kullanmıyorum. Bütün bunlarla birlikte bir muhalif enerjinin devreye sokulması gerekiyor. O muhalif enerjinin Orta Doğu'da da Arap-İsrail çatışma ekseninde de mevcut olduğunu görüyoruz. Yani söylüyor herkes, yani Hamas buraları kaybediyordu. Şimdi yeniden kendini bir rejenere etme, yeniden canlandırma imkanını buldu. Ama daha da kaybedebilir bu durumda. Yani çok akılcı, çok mantıklı bir adım değil şu anda atılan. Öyle ama yani bu biraz amok koşusu Zeynel Bey. Amok koşusu. Çıldırmış bir hoşuna gitti. Evet. Daha önce kullanmıştınız bu terimi. Çıldırmış bir şekilde, yani kaybettiğini gördüğü bir noktada, yok olacağını hissettiği bir noktada böylesi iktidar temsilcileri, iktidarı temsil edenler, iktidarı taşıyanlar çılgın bir koşuya başlarlar ve önlerine ne gelirse işte gözü hiçbir şey görmez. İşte İsrail'e dalması, bir şekilde sınırı geçmesi biraz bununla ilgili ve sonucu biliyordu. Yani İsrail kuruluşu ortada, İsrail'in ilkeleri ortada. Yani İsrail sonuçta tarihte yaşanmış, yakın tarihte yaşanmış korkunç bir zulmün içerisinden zalimlikle çıkmış. O zulmün yarattığı alttaki birikimi kendisi zalime dönüşerek dengelemeyi hedeflemiş bir siyasi birim, bir ünite. Ve bunun işte son dönemde, elbette geçmişte önceki 10 yıllarda olmadığı kadar, tam da oraya gelecektim. Dünyada bugün popülist otoriter rejimlerin güçlendiği, büyük resme baktığımızda böylesi popüler otoriter rejimlerin halklar tarafından ilgi
ilgiye mazhar olmasına yol açan, rağbet görmesine yol açan bir ekolojik kriz. O ekolojik krize bağlı kendini gösteren ekonomik kriz. Yeryüzünde insanın, insan türünün nüfus olarak artık tahammül edilemez bir noktaya ve doğal çevreyi zorlayacak bir noktaya gelmesi, buna bağlı olarak yaşam kaynaklarının giderek tükenmekte oluşu, sonuçta geleceğini güvensiz hisseden halkların en yakınında kendinden farklı gördüğü herkesi bütün bu olup bitenlerin, bütün bu krizlerin sebebi olarak görmesi, dünyanın her tarafında bir taraftan kitlelerde bu tür rejimlere dönük bir yönelimi teşvik ederken, öbür taraftan daha kötüye gittiğini gören bu yönetimlerinde kendi varlıklarını sürdürebilme yolunda çatışmaya ve savaşa oynamalarına sebep oluyor. Savaş isteyen bir dünya var. Haydi savaşa diyen bir dünya var. Barışı çoktan unutmuş, varlığını, kendi geleceğini savaşta gören iktidarlar var. Dolayısıyla dünyanın her tarafında, Güneydoğu Asya'dan tutun işte Hint Yarımadası'na, Latin Amerika'ya, her yerde otoriter rejimlerin Avrupa'da yaşananlar ve işte mülteci krizini önlemek için Türkiye'nin ördüğü duvarın ötesine geçmemesi için kendi ülkelerinde ırkçı, faşist rejimlerin yükselişi, İslamofobik partilerin, siyasi anlayışların yükselişi, bunun karşılığı İslam dünyasında elbette Batı düşmanlığının, işte seküler topluma düşmanlığın yükselmesine ve kendi ülkelerindeki İslamcılığın dışında kalan kesimlerin, kitlelerin bir anlamda yakın hedef olarak risk altına girmesine sebep oluyor ki Türkiye'de de, isterseniz oraya getireyim konuyu, Türkiye'de de işte bu Hamas-İsrail çatışmasının akisleri bu memlekette yine döndü dolaştı bizim seküler, dindar kutuplaşmamıza oturdu, oturtuldu. Bunu işte kışkırtan özellikle iktidarın da bünyesinde yer alan siyasi anlayışlar var. Ve bunların neredeyse Hitler haklıymış, keşke başarsaydı diyebilecek noktada tepkilerle ortalıkta dolaştığını da görüyoruz. Eskiden de vardı, şimdi bu tekrar kendini gösterdi. Amerika'nın devreye girmesi bir yandan, Çin uzaktan izliyor. Rusya ne zaman işin içine karışacak göreceğiz. Kimileri işte 3. Dünya Savaşı'na gider mi diyor. Aslında 3. Dünya Savaşı'na gider mi gitmez mi bilmiyorum ama biraz önce söylediğim gibi dünyada esas olarak ekoloji, küresel iklim krizine bağlı kendini gösteren, kaynak yetersizliğinden çıkan ekonomik kriz beraberinde bu tür çatışma alanlarını, bölgelerini yeryüzünde bol miktarda karşımıza çıkaracak. Bunların birbiriyle etkileşimsel bir yerkürenin bütünü kapsayacak bir savaşa, bir çatışmaya gidip gitmeyeceğini bilmiyorum. Ama Ukrayna'dan sonra, yukarıda, kuzeyde yaşanandan sonra, şimdi Orta Doğu'da yaşananın devamının belki Afrika'da, belki işte Güney Asya'da, ya da işte Latin Amerika'da karşımıza çıkmayacağının garantisi yok. Beklenebilir. Ne yazık ki bunlar. Şimdi Türkiye'de dediğiniz gibi o kutuplaşma belki çok da keskin bir şekilde değil ama o kutuplaşma yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Türkiye'de tabii sonuçta Filistin halkının hani haklarını teslim edilmesi, yıllardan beri o açlığı gidermek, işte bir
ulus var orada, ulusun bir devlete sahip olmasını na yönelik bir takım adımlar hep atıla geldi. Bir sonuç vermedi ama ya işte bazı ülkeler tarafından tanındı gerçi Filistin, ama hep böyle bir dinsel bakış var. Yani bu ne demektir? Hani Filistin hakkında insan hakları, hak, hukuk, adalet bakışı olsa Filistin halkının üzerine belki de o kendilerini çok fazla yanlış hissetmeyecekler, ama o dinsel bakış olması nedeniyle de sadece Arap ülkeleri ve biraz da Türkiye'nin desteğiyle kalmaya çalışıyor. Bir de şunu söyleyeyim, tezat bir şey belki ama Filistin halkına en çok insani yardım, mali yardım, destek veren de Batı aslında, Avrupa Birliği. Tabii. Arap ülkeleri, tabii, belki Türkiye hariç, Arap ülkelerinden öyle bir mali, öyle bir destek de yok aynı zamanda. Tabii. Yani o demokratik bünye içinden çünkü çıkan muhalif unsurlar Filistin halkının, ben geçmişte de bunlara şahit oldum. İşte intifada dönemi ve sonrasında da yani Batı'dan tabii bu kaynaklar geliyor. Geliyor ve kesilmeyeceğini de söylediler. Gerçi bu demek değildir ki Filistin halkının mağduriyeti bu şekilde giderilebilir. Sonuçta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dünkü bildirisi bence çok doğru, akılcı, gerçekten de bir uzlaşma zeminini yaratacak bir bildiriydi. Bütün siyasi partilerin katılmasıyla sağlandı. Umarım tabii Türkiye bu siyasetini işte hem meclis olarak hem de iktidar olarak sürdürebilir. Ne diyorsunuz Türkiye'nin şu ana kadar ki aynı umudu davranında? Tabii aynı umudu paylaşıyorum bir yandan, ama bir yandan da geçmişte benzeri bazı örnekleri düşündüğüm zaman, hele ki şimdi bir yerel seçim atmosferiyle Türkiye'de bu söz konusu Orta Doğu'da yanı başımızda yaşanan dış siyasi çatışmanın iç siyasete havale edilip edilmeme ya da işte havale edilme, aktarılma ihtimalinden de ürküyorum. Çünkü biz bunu biliyorsunuz Gezi direnişi dönemine denk gelen Mısır'da yaşanan ve işte askeri darbeyle Mursi'yi iktidardan eden Sisi darbesinden sonra yaşadık. O dönemde de Türkiye'de gezicileri Sisi'yle özdeştiren bir anlayış hemen iktidarın öznesi tarafından dillendirildi. Ve sonrasında da biliyorsunuz sanırım, değil mi, büyük İstanbul seçiminde yani, de büyük 2019'da. Şehir, o zaman da değil mi, Sisi'ye mi oy vermek istiyorsunuz? Öyle Binali'ye mi? Evet, yani Binali'ye mi yoksa Sisi'ye mi, bunlar söylendi. Şimdi böyle bir yaptıkları yapacaklarının teminatı olan bir iktidar ağzı da olduğu için elbette böyle bir kaygım var. Ama sizin de söylediğiniz gibi sonuçta bir insan hakkı olarak aynı şekilde hani sol sosyalist siyaset açısından da Filistin her zaman bir göz bebeğiydi Zeynel Bey. Yani tarihsel olarak da böyle bir durumun olduğunu biliyoruz. Yani bu ülkede belki İslamcı siyaset erbabının ortalıkta görünmediği dönemlerde, 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda Filistin Kurtuluş Örgütü üzerinden, tabii, Filistin halkının, Arap halkının içinde bulunduğu durumu en fazla kendine dert eden, onlar için mücadeleyi siyasi programının bir parçası yapan kesim Türkiye'de sosyalistlerdi. Yani ama işte İran devrimi sonrası kendisini gösteren İslamcılık, öyle diyelim, 1979 sonrası pek çok dengeyi değiştirdi. Sonra tabii Sovyetler Birliği'nin çöküşü, sosyalist seçeneğin gündem dışı kalması, bütün bunlara bağlı olarak İslamcılığın yükselişi, Afganistan'da yaşananlardan sonra Rusların Afgan işgali ve sonrasında mücahitlerin içerisinden giderek radikal, küresel,
cihatçı oluşumların patlaması, El-Kaide ile birlikte kendini gösteren süreç, İran-Irak savaşı, o savaşın sonrasında önce İran'a karşı koçbaşı yapılan Saddam'ın kendi içinde bulunduğu iktidar boşluğu nedeniyle saldırganlaşması ve daha önce İran'ın işaret ettiği İsrail'i bu sefer kendisinin işaret etmesi, kendince işte Arap halklarının yanına çekmek istemesi, Körfez ülkelerinin durumu, işte şeyhlerin petrodolarlarını korumaya alma çabasıyla işte bir denge siyaseti, stratejik hareket etmeleri, bütün bu söylediklerimden Amerika'nın Orta Doğu'daki işte hedefleri, oyunları, bütün bunlar o enerji kaynaklarına müdahil olma yolunda, bütün bunlar küresel kapitalist işleyişin kendine yeni bir pazar açma yolunda Arap Baharı'nın önünü açması ve bütün bunlardan çıkan işte halk ayaklanmalarının bir taraftan işte Tunus'ta, Mısır'da yönetimlerin değişmesine yol açarken ama yeni yönetimlerin sonuçta İslamcı siyasetin öne çıkması, seçenek kalmadığı için hani o sol ya da sosyalist seçeneğin giderek geri plana düşmüş olması, yani pek çok dinamiği, pek çok unsuru, etkeni bir arada bir bileşke olarak düşündüğümüzde bu sonuç çıkıyor ortaya. Ve işte bugün geldiğimiz noktada Filistin dendiği zaman İslamcılar böyle bir dakika diyerek ortaya çıkıp kendilerince bunu sahipleniyorlar. Bunu yaparken Filistinlilerin mağduriyeti ya da mazlumluğu kendilerinin burada seküler toplum kesimleri üzerindeki mağrurluğunun ve zalimliğinin malzemesi yapılıyor. Bilmem anlatabildim mi? Oradaki mazlumluğu alıyor, burada kendi zalimliğine meze yapıyor. Hocam şu anda görüntüler var. İsrail Lübnan'ı vuruyor. Şu andaki görüntüler oradan canlı olarak aktarılıyor. Arkadaşlarımızın aktardığı görüntüler bunlar. Lübnan'a yönelik saldırıları görüyoruz. Yapacaktır. Biliyorsunuz dün de Suriye'de Şam ve Halep maalesef havaalanlarına yönelik tabii, saldırısını tabii yapmıştı. Şimdi İsrail'e, İsrail şimdi Lübnan'a yönelik saldırısını bütün Arap-İsrail savaşlarına baktığımızda siz de gayet iyi biliyorsunuz. 48'den itibaren karşımızda olan bütün bu bölgeler İsrail tarafından hep hedefti. Suriye'de, Lübnan'da hep hedefti. Ve bu bugün de aynı şeyi yapıyor. Çünkü çevresinde böyle bir yapı var, böyle bir ağ var. Ve bu ağ onun beslendiği bir ağ esasında. Yani kendi o Siyonist dinamiğin İsrail'in içerisinde hep zirvede olması, yükselişte olması, iktidarın taşıyıcısı olması yolunda en büyük imkan buradan geliyor. Çünkü bu ülke biliyorsunuz Zeynel Bey bir taraftan işte emperyalizmin hediyesi dünyaya, Birinci Dünya Savaşı sonrası süreçte başlayan işte Hitler rejiminin soykırımıyla birlikte Filistin topraklarında yaratılan, daha öncesinde Siyonist genişlemenin 1930'lardan itibaren İngiliz manda yönetimi altında Filistin topraklarında söz konusu olduğunu ve Filistinli Arapların buna karşı tepkiler gösterdiklerini de biliyoruz. Ve aslında bakın çok ilginç bir bağlantıdan söz edeyim. Şimdi Müslüman Kardeşler Örgütü 1928'de Mısır'da kurulur Hasan el-Benna tarafından. Hasan el-Benna. Ve İşte Mısır'da kendince daha böyle bir kültür, spor faaliyeti gibi başlayıp siyasallaşır. Daha doğrusu öyle bir çehreyle şekillenir ve giderek siyasal, ideolojik bir yapı kazanır. En önemli çıkışlarından birisi 1936'da bu sözüne ettiğim o Filistin topraklarındaki Siyonist genişlemeye karşı Mısır'da bağış toplamaya başlarlar. Ve giderek
kendi dışındaki işte Arap dünyasında İslam üzerinden bir siyasi faaliyet yürütme işine girişirler. 1948 savaşı da Mısır'da Müslüman kardeşlerin daha da güçlenmesinin, daha da keskin hale gelmesinin önünü açmıştır. Ve bütün Arap-İsrail savaşlarından çıkan sonuç işte Mısır kökenli bu en eski belki İslamcılık dendiğinde 20. yüzyılda siyasal İslam'ın önünü açan oluşum Müslüman kardeşler. Hani İran'da ortaya çıkan tablo daha sonra farklı dinamiklerle şekilleniyor. Ama esas olarak 1928'den bu yana karşımızda olan ve Sudan'dan Suriye'ye, işte Filistin'e, Tunus'a, bütün Arap dünyasında şubeleri olan, yani Suriye'de de İhvan, biliyorsunuz İhvan Müslümin, Suriye İhvanı da işte Esad rejimine karşı, baba Esad'a karşı da, oğul Esad'a karşı da Suriye içerisinde önemli bir işte siyasi muhalif karşı yapı olarak varlığını sürdürdü. Dolayısıyla böyle bir tarihsel dinamik var ama dünya değişti. İşte bugünün dünyasında bir taraftan da teknoekonomik değişme, dijital yaşam biçimi, kültürel olarak gençlerin farklı noktalara savrulması bir şekilde bu tür radikal oluşumların artık pek karşılık bulmamasına yol açıyor gençler üzerinde. O noktada da aslında derinden derine kaybetmekte olduklarının farkındalar. İster Siyonist Netanyahu yönetimi olsun, ister Hamas olsun ve bu çerçevede işte varlıklarını yeniden sürdürme yolunda ekolojik ve ekonomik krizin de yarattığı imkan alanı içerisinde çatışmayı körüklüyorlar ki dünya kutuplaşsın, o kutuplaşmadan varlıklarını sürdürebilecek nefes savaş alabilecekleri bir pencere açsın. Savaş bu oluşumların oksijenidir Zeynel. Biraz önce yine önemli bir şey söylediniz, hep benim düşündüğüm ve çok da her zaman işte bunun böyle olmaması gerektiğine yönelik de kafa yorduğum şeylerden birisidir. Az önce işte Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Hüdapar birleşip mesela bu hafta sonunda bu Tabii. konuyu gündeme getirdi. Filistin halkının özgürlüğü meselesi. İnsan hakları dinsel gözle baktıkları için, halbuki insan hakları Tabii. özgürlükler Tabii. üzerinden baksalardı Tabii. keşke o Tabii. 60'lı 70'li yıllarda Tabii. Bizim Tabii. düşüncelerimize Tabii. sahip olan insanların baktığı gibi belki de bugün bu sorun yaşanmayacaktı. Bu sorun çoktan çözülmüş olacaktı ama o hani o kutuplaşmaya yardımcı olan bu bakış ne olursa olsun işte Siyonistlerle işte Hamas ruhunu besleyen şeyler, işte o beslenme Aynen. devam ediyor. Son olarak şunu da sorayım, yaklaşık bir 4 dakikamız daha kaldı. Sonuçta seçim yakında gerçekleşecek olan seçimler Amerika'da mesela. Yerel seçimler için de Türkiye. Seçimler her zaman kaostan beslenen herhalde unsurlar. Yani kaos ortamı iktidarları besliyor. İşte 2015'te Türkiye'nin Haziran ve Kasım ayında yaşadığı gibi mesela. İşte savaş, şiddet ortamı, işte güven duyulmayan bir ortam, iktidarlara sarılmaya neden olan unsurlar galiba. Şimdi bu da Amerika için de öyle. Amerika, Biden neredeyse nefes alamayacak duruma gelmişti. Şimdi kendisine bir nefes alabileceği bir pencere açılmıştı, alan açıldı. Doğru. İki bakanını gönderdi, Doğru. arkasındayız dedi. Şimdi Doğru. oradan beslenecek. Doğru. Amerikan kamuoyunu bildiği için elbette. Böyle bir hareket tarzı benimsemiş durumda. Yani sonuçta otoriter anlayışa sahip iktidarlar için bu kaos ortamı elbette bulunmaz bir nimettir. Yani buradan mikrop olarak otoriteryenizm ürüyor Zeynel Bey. Dolayısıyla
Amerika'daki seçimler için de bu aynı durum söz konusudur. Türkiye'deki seçim için de aynı durum söz konusudur. Mesela biraz önce söylediniz değil mi? Millet İttifakı bünyesindeki oluşumlar şimdi diğer Cumhur İttifakı bünyesindekilerle birlikte böyle bir buluşma, böyle meeting yapıyorlar. Evet. Yani orada CHP yok, HDP yok, işte tip yok mesela değil mi? Halbuki hani şunu diyemiyorum, onlar da alternatif bir şey yapsınlar. Çünkü bu da kutuplaşmaya öbür yönden bir katkı. Yani tam tersi hani bunun birlikte gerçekleştirilmesi beklenir. Ama işte her şey mecliste olduğu gibi olmuyor. Mecliste sözünü ettiğiniz o birlik halini görüyoruz ama kitleler söz konusu olduğunda ve bir seçim söz konusu olduğunda karşı tarafa karşı kendi kitlenizi reakte edecek, tepkisel kılacak, dolayısıyla dinamik kılacak, arkanızda kılacak sebeplere ihtiyacınız var. Motiflere ihtiyacınız var. İşte burada ne yazık ki dediğim gibi işte Filistin halkıyla dayanışma adı altında bir İslamcılık şovu izleyeceğiz. Üstelik hani buna ne kadar İslamcılık denebilir? İslamcılığın da döneminin kapandığı, post-İslamizm'den söz ettiğimiz, burada daha önce de vurguladım. Ben mortu çekmiş İslamcılık olarak adı kalmış, kendi gitmiş, adı kalmış, yadigar bir İslamcılık olarak değerlendiriyorum. Çünkü bunların hiçbirinin, başta iktidar partisi olmak üzere, artık öyle İslamcı bir gündemleri, reçeteleri yok. Bunlar kapitalizmin yeşil rengi olmuş oluşumlar. Yani kapitalizmi kendilerince hidayete erdirmiş, kapitalizm açısındansa evet, ona teslim olmuş oluşumlar. Dolayısıyla işte bir İslamcılık şovu izleyeceğiz ve burada da işte Filistin'de hayatını kaybeden insanlar, onun öncesinde tabii bu saldırıyı kendi için bulunmaz nimet yapmış, Allah'ın lütfu, Tanrı'nın lütfu sayacak bir, burada da bir Netanyahu karşımızda olan elbette halkları oluyor, insanları ırkçılar oluyor. Yine birbirini besliyor, biz de evet, ırkçılık durumda. Böyle bir şey. Yani karşıtı onun aslında simbiyotik bir şekilde, bu simbiyostik bir ilişki. Hani Siyam ikizleri dedim biraz, belki ona itiraz edilebilir. Orada birbiriyle hani işte benzer, ayrılamayan hani şey, ama simbiyotik, karşıtından, düşmanından beslenerek varlığını sürdürüyor. Evet. Olan işte arkasına aldığı insanları cepheye sürerek ya da işte üzerlerine bomba yağdırarak yok etmeye olan siviller oluyor. Çok teşekkürler Tayfun Hocam. Sağ olun. Bu hafta da birlikteydik. Değerli izleyiciler, hafta sonu geldi. Birazdan Evren Özal Kuş'u göreceksiniz ana haber bülteninde. Ben yarın Amasra'da olacağım. Amasra faciasının birinci yıl dönümü. Oradan yapacağımız yayınlarla size seslenmeye ve orayı aktarmaya çalışacağım. Görüşmek üzere yarın o zaman.